madde. Erina, Adoğdu. Nefes ve Leyla için birer tane düşürdü. Şimdi benim için. Benim mi? Hadi bakalım. Hi. Hi. あれおかしいな。Denemelere devam ediyoruz. Kino konuda kalmaydı. Gel. Hop. Skandal ne yok kattı ne? Çocuklar bastı. Bana be. Nefes bastı, kusura bakma. Doğucu da attı Kino. Atamadı. Atamadı mı? Ha, tekrar mı bu? Sette mi oldu? Ayarlarını değiştirmişler. Hep elini alıyordu ondan. Şu makine dünya paramızı yedi. Çok sen de ilk uçak olana. Ona mı kaldı? Erina bir daha döndü. Bende para bitti artık.落ちない。
Anlat. Çok tamam deneyemeyiz. Tamam bir dakika. Ne şu an? Yoshi benim için şimdi Totoro'lu kalem alacak. Ha, şimdi. Burada da Ghibli'nin şeyleri var. İskambil kağıtları. Utsso! Torenka. Kigosta. Ha. 500 yen de mi var mı? Yoshi kumarbaz oldu şimdi. 200 yen deriz. Hayır. İkinci şey deneme. 200 yen attık şimdi. 10 lira. 5 liradan. 10 lira. Hı? Doğma mı? Bilmiyorum. Sen. 300 yen. Bu arada ben de çok para harcadım yine. Ben de makinede oynadım. Kimse beni çekmediği için gösteremedim. Ama benim bu ara en çok para harcadığım şey bu makineler. Habire makinelere para indiriyorum. Kumarbaz oldum anne. Yameta. Üçüncüde bıraktığım şey. Yameta go. Anpanman yapsana Yoshi. Yoshi nefesi anpanman yap. Bir tane dene. He. Gel baba senin için anpanman alacakmış gel. Gel baba senin için anpanman alacakmış. Anneni dolaşıyor. Anne çantamı vereceğim. Anne baba da. Evet. Hoş geldin. Marketten aldığımız balıkları. Balıkları pişirmişim. Afiyet olsun. Dozum inşallah attık orası. Hmm. Aynen ne çıkacak bakalım. Mi çattı ama ya. Ne? Hı, tamam. Mi çattı. Ne? Ne patat he ne yapsın? Ne? Çoku? Kuri, ya kore kuri ne? Kore ga kuri. Ah, bu hatta na bura. Da kara kuri kuri ceviz şey ceviz değil kestane. Ne yiyor? Bir hocam maygay. Neden baktın bile? Kuse kuse. Peynir. Hı. Güzel. Ver ben yiyeyim. Peynir güzel ya. Ne yapıyorsun? Hoş ya. Herkese merhaba. Aslında bugün evdeyiz bütün gün. Temizlik yapıyordum. Temizlik yaparken silikon tabancamı buldum. Bunu neden, niçin almıştım bilmiyorum ama
10 küsür senedir önce almıştım. 10 sene küsür önceden beri var yani. Şimdi bunu fişe takacağım. Instagram'da bir şey gördüm. Şöyle fermuarları anneler böyle kutuya yapmışlar. Bebekler için, çocuklar için alıştırma. Bizim de Nefes çanta açabiliyor. Fermuarı böyle tutarsan, destek olursan açabiliyor. Aslında fermuar kullanma ince motor parmaklar için, parmak gelişimi için, konsantre olması için ve başardığım duygusu için iyi bir şey. Ama başka neye iyi geliyor ya da hangi yaş aralığında yapabiliyorlar? Araştırmadım aslında. Ama gidip böyle üçlü, bu üçlü set halindeydi. Şöyle üçlü fermuar aldım. Aslında çantadan da falan da olabilir. Elinizde varsa imkanı. Ve bu da Ena'nın bana doğum günü hediyesi almıştı. Bunu seçtim çünkü böyle belki bununla da oynar. Burada da açmayı öğrenir. Belki eğer bu onu rahatsız ederse oradan çıkarır atarım. Şimdi bu fermuarları silikon tabancasıyla yapıştıracağım. İnşallah tabancam çalışıyordur bu arada. Üşümüş ya da yok. 10 küsur sene kullanmayınca ne oluyor acaba silikon tabancaların? Bir şey oluyor mu? Şu anda bekliyoruz. Yoksa gidip yeni alacağım. Ya çıkıyor. Çıkıyor. Evet akmaya başladı silikon. Bu blog zamanında almıştım. Böyle özeniyordum. Hep silikon tabancalarıyla bir şeyler yapıyorlardı. Ben de yaparım diye sanırım. Almıştım. Ama kullanmadım hatırlamıyorum. Hop. Evet silikon tabancası kullanırken yanınıza ekstra bir şey almanız gerekiyordu diye. Şimdi aklıma geldi. Pembeyi yukarıya yapıştıracağım. Aslında var ya bir dakika. Daha sert bir şey olması lazım. Silikonum eski olduğu için bayat falan olabilir mi acaba? O yüzden tutmuyor olabilir mi? Bilen var mı? Neyse güzelce temizlendi en azından. O şeyden, o kutudan vazgeçtim. Benim başka bir kutu bulmam lazım. O kutudan vazgeçtim. Bunu aldım. Bu kozmetik kutusu. Her ay düzenli alıyordum ya. Eğer Sergül Kaba kanalını seyrediyorsanız orada bazen videolarını çekiyordum. Evde Japon var mı acaba ya? Japon yapıştırıcısı. Sıcakken herhalde bunu hemen. Hop bu sefer kolbo. Hemen şuraya koyuyorum. Ha! Evet sıcak. Aa elim yandı. Sıcakken sanırım hemen kutuya dahil etmek gerekiyor. Şimdi bunu yapalım. Az önceki kutudan neden vazgeçtim? Size de fikir olsun. O üst kısmı yumuşak olduğu için Efes hani destek aldığında bunu içine çökecek ve hiç zevk alamayacak oynarken. Ve onu rahatsız edecek. Yes! Böylece Nefes de bununla oynarken sen eğer aşağıda oynarsa onu da kutusunu çekelim sizin için. Şöyle mi yapayım acaba? Şaşırtıcı olsun diye bir ters bir düz yapmaya karar verdim. Yani şey bir yukarı doğru açacak. Biraz böyle şaşırtsın onu. Eğer çocuk gelişimi öğrencisiyseniz acayip güzel kaynaklar var şu an önünüzde. Hele Instagram'da o kadar güzel hesaplar var ki çocuklarla yapabileceğiniz faaliyetler bizim zamanımızda yoktu. 3 tane boyama kitabı vardı. Onlardan boyama yaptırırdık. Şimdi hem anne babalar için hem öğretmenler hem öğrenciler için aşırı güzel kaynaklar var. O yüzden tadını çıkarın. Fermuar'dan okul öncesi çocuklarına kaç yaş civarı etkinliği bilemiyorum ona bakmak lazım ama aşırı içine oyuncaklarını koyabilir mesela. Ama mavi gördün mü çıkmış hemen.
nefes büyümeye başladı. Benim en çok heyecanlandıran dönem. Onunla böyle bir şeyler paylaşmak, böyle etkinlikler yapabilmek beni çok heyecanlandıran bir dönem. Bu dönem yavaş yavaş başladığı için çok çok heyecanlıyım. O yüzden ev çöp ev olmaya, işte tuvalet rolularını atma, şunları atma, bunları atma, kullanırım, lazım olur demeler başlayacağı için, daha doğrusu başladığı için çok mutluyum. Şimdilik bu kadar. Belki size de fikir olur. Çok ucuz. Eski pantolonlarınızdan, çantalarınızdan, kullanmadığınız kıyafetlerinizden, eski kıyafetlerinizden ne yapabilirsiniz? Benim için fermuarları satın almak daha hızlı ve kolay olacaktı. O yüzden aldım. Şimdi aşağı iniyorum. Bakalım nefesin tepkisi nasıl olacak. Beni gördüyseniz demek ki bu videonun bir kapanış videosu yok. O yüzden ben böyle alakasız yerlerde kapanış videoları çekip sonra eklemeyi karar verdim. Umarım izlediğiniz video hoşunuza gitmiştir. İçeriğini ben de bilmiyorum. Siz benden daha iyi durumdasınız şu anda. İzlediğiniz videolar sizi mutlu etmiştir. Yorum kısmında buluşmak üzere. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız sadece mutlu olurum. Başka hiçbir şey olmaz. Çok ama çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.